TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar. Ben Fatih Şahin. Gündeme hoş geldiniz. Bugün 7 Kasım Salı, yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gazete başlıklarını aktaracağız. Bu önümüzdeki yarım saat süresi boyunca sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve 0535-018-1750 numaralı telefon hattından WhatsApp mesajlarıyla programımıza katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yıldırım, Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde ise vize krizinde gelinen son durum, Suriye ve terör konuları olacak. Bu arada vize krizinde de bir yumuşama görülüyor. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve gelen yeni yönetime başbakanlık düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Başbakan Yıldırım, Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'le bugün görüşecek. Yıldırım'la Pence arasındaki görüşme çarşamba günü yapılacaktı ancak Pence'in Teksas'taki katliam yüzünden bölgeye gidecek olması nedeniyle öne alındı. Başbakan Yıldırım, Pence'le yapacağı görüşmelerin yanı sıra kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman toplumu temsilcileri ile de bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinde yumuşama sinyalleri geldi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başladığını açıkladı. İstanbul Taksim'deki yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin projesi dün açıklandı. Tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, 2019'da tamamlanacak olan Kültür Merkezi'nin İstanbul'un yüz akı sembol bir mekanı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yeni Atatürk Kültür Merkezi projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. 2500 kişilik salonun yer alacağı Atatürk Kültür Merkezi ile çevresindeki düzenlemeyi anlattı. Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Ve Taksim Meydanı inşallah çok daha farklı hale geliyor. Çok daha zenginleşiyor. Tanıtımda yeni kültür merkezinin animasyonu gösterildi. Tiyatro binası olarak 1946'da projelendirilerek Taksim Meydanı'nda inşa edilen AKM yeni mimarisiyle göz dolduruyor. Kültür Merkezi'nin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu arada Taksim Meydanı'nın yayalaştırılmasıyla da çevre bambaşka bir görüntüye bürünecek. Taksim Meydanı'ndan inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından Mete Caddesi'nden Taşkışlı'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araç trafiğini görmeyeceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi kültür alanında attığı adımlarla da iddialı olacağını söyledi. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak, küresel bir iddia sahibi olmak demekken, kültürel taklitçiliğin asırlarca sizi kendisine rakip, hatta düşman görmüş bir dünyaya teslimiyet demek olduğunu ne yazık ki göremedik. Biz teslimiyeti reddediyor, Türkiye'yi her alanda küresel düzeyde söz ve iddia sahibi bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ve geçiyoruz Orta Doğu'daki gelişmelere. Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve 8 kişilik heyetin bulunduğu bir helikopter düştü. Kurtulan olmadı. Yemen'den İran destekli Husiler tarafından atılan füzenin ardındansa Suudi Arabistan'la İran arasındaki gerginlikte tansiyon bir kez daha yükseldi. Yemen'den Husilerin füzeli saldırısı, görevden alma ve tutuklamalar, kabine değişikliği ve bir helikopter kazası. Bunca olay Suudi Arabistan'da son 3 günde yaşandı. Dikkatleri bu ülkeye çeviren son olay, içinde prenslerden birinin de bulunduğu helikopterin düşmesiydi.
APA bölgesi Asir Vali Yardımcısı Prens Mansur Bin Mukrin ve beraberindeki 8 kişi sahil şeridini ziyaret etti ve akşam saatlerinde dönüşe geçti. Helikopterle bağlantı kesildi. Hemen arama kurtarma çalışması başlatıldı. 2 saat sonra enkaza ulaşıldı. Prens Mukrin'le birlikte emir vekili, emirlik genel sekreteri, bölge tarım ve polis müdürünün de aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor. Suudi Arabistan'da 11 prens ve 4 bakanın aralarında bulunduğu gözaltı sürecinin ardından kraliyet muhafızları, ekonomi ve planlama bakanlarıyla deniz kuvvetleri komutanı değiştirildi. Ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için yolsuzlukla mücadele komisyonunun kurulması çalışmaları da sürüyor. Riyad'a Yemen'den İran destekli Husiler tarafından atılan balistik füzeyle artan gerilim, Suudi Arabistan'la İran arasındaki tansiyonu bir kez daha yükseltti. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığı, füzelerin İran yapımı olduğunu duyurdu. Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Maliki, Volkan 1 ve Volkan 2 isimli balistik füzelerin fotoğraflarını basına gösterdi. Bu füzelerin Yemen ordusunda bulunmadığını söyledi. İran'ın Husilere füze vermesinin savaş hareketi olarak görülebilecek açık ve doğrudan askeri saldırı olduğu savunuldu, misilleme mesajı verildi. Suudi Arabistan, uluslararası hukukun tanıdığı şekilde ve uygun zamanda topraklarını, halkını ve çıkarlarını müdafaa etme hakkına istinaden İran'a gerekli cevabı verme hakkını saklı tutmaktadır. Suudi yönetimi, insani yardım giriş çıkışları haricinde Yemen'le olan tüm hava, deniz ve kara sınırlarının geçici olarak kapatılmasına da karar verdi. Ayrıca Yemen'deki Husi güçlerinin komutanlarından 40 isimle yetkilinin yerini bildirene 5 ila 30 milyon dolar arasında değişen miktarlarda para ödülü verileceği açıklandı. Bosna Hersek'e Fatih Sultan Mehmet'in hatırası olarak bakıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Hüseyin Efendi Kavazoviç'i kabulünde kullandı bu ifadeyi. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Reisül Ulema Kavazoviç Erbaş'a dün hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı, Reisül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç'i ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları hatırlatan Erbaş, Bosna Hersek'in Türkiye için önemine vurgu yaptı. Gönlümüzde yeriniz ayrı dedi. Fatih Sultan Mehmet'in bir hatırası olarak bakıyoruz hep Bosna Hersek'e. Yakın iki devletten öte biz akrabayız esasında. Erbaş iki ülkenin dini kurumları arasındaki ilişkilerin oldukça iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Din eğitimi ve din hizmetleri alanında işbirliğinin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişerek devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin 60 yıllık bir İmam Hatip okulları tecrübesi var, bir o kadar yıllık ilahiyat fakülteleri tecrübesi var. Bu tecrübeyi karşılıklı olarak paylaşma noktasında da inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Din hizmetinde başarılı olabilmek için önce din eğitimini çok kaliteli bir şekilde yapmak gerekiyor. Biz gerek Bosna Hersek'ten Türkiye'de talebe okutma noktasında, gerekse Bosna Hersek'teki talebelerin orada okumaları noktasında karşılıklı işbirliğine her zaman hazırız. Hüseyin Efendi Kavazoviç ise Başkan Erbaş'a göreve gelişi dolayısıyla hayırlı olsun temennisinde bulundu. Diyanet'in Bosna Hersek'te yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın dün büyükelçiler düzeyinde de misafirleri vardı. Sri Lanka ve Kanada Ankara büyükelçileri Erbaş'ın konuydu. Erbaş İslamofobi uyarısı yaptı. Thank you very much. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Delikan. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş önce Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Paker Muhittin Amza'yı, ardından Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cotter'ı ağırladı. Çok memnun oldum ziyaretinizden dolayı.
Başkan Erbaş her iki büyükelçiyi kabulünde İslamofobya tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. İslamofobiyi besleyecek yanlış din algısına fırsat vermemeliyiz dedi. Sahih din anlayışını en güzel bir şekilde vermemiz gerekiyor. Çünkü İslamofobiyanın yaygınlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. İslamofobiyi besleyecek yanlış din algılarına fırsat vermemeliyiz. Gençler eğitimden uzak kaldığı zaman yanlış bir takım örgütlere çabucak gidebiliyor. Gönlü, kalbi o örgütlere kayabiliyor. O örgütlerin başına da bir İslam koyup sanki Müslümanları temsil ediyorlarmış gibi kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Biz yine bunlara da fırsat vermemeliyiz. Sri Lanka Büyükelçisi Muhiddin Amza, Türkiye'nin İslam anlayışını takdir ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin İslam'ın barış dini olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Kanada Büyükelçisi Cotter ise Kanada ve Türkiye'nin Suriyeli mültecileri kabul etme konusunda ortak bir vicdana sahip olduğunu ifade etti. Bazı gazetelerin ilk sayfalarında öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz turumuza. İşte yeni AKM bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetini oluşturuyor. Taksim'in çehresini değiştirecek yeni Atatürk Kültür Merkezi ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'un ilk çeyreğinde bitecek dedi. Ana binası 2500 kişilik opera salonu olacak. Yeni AKM'deki etkinlikler binanın dışına kurulacak. Ekranlardan Taksim Meydanı'na yansıtılacak. Beğenilen proje ilk AKM'nin tasarımcısı olan merhum Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından yapıldı. Büyük salon kırmızı kubbe şeklinde tasarlandı. Projeyle ilgili detayları da bugün Milliyet Gazetesi veriyor. Yan yapıların çatısı yeşil ve çevre dostu olacak. Projede depo ve otopark baştan kurgulandı. 100 bin metrekare projede ayrıca 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema, 250 kişilik de oda tiyatrosu var deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki vize krizindeki gelişim, yumuşama bugün Milliyet Gazetesi'nde de yer bulmuş. Vize krizinde karşılıklı adım başlığıyla duyuruluyor haber. Vize krizinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den ilk adımlar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri vize başvurularını sınırlı ölçüde yeniden kabul etmeye başladı. Bu adıma Türkiye'den de aynı şekilde karşılık verilirken Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başlandığı duyuruldu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği'nin Türk hükümetinden güvence alınmıştır açıklamasına Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden şu yanıt verildi. Türkiye hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir açıklaması yaptı. Star Gazetesi ile devam ediyoruz. 10 yılın hesabını kim verecek? Star Gazetesi'nin manşeti bugün değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni Atatürk Kültür Merkezi binasının projesinin tanıtımında sordu bu soruyu. Yeni AKM'nin İstanbul için sembol bir mekan olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı projeyi geciktirenlere tepki gösterdi. Şimdiye kadar milletin hizmetine sunmalıydık. Bu Türkiye'nin 10 yıl önce yapması gereken işti deniliyor haberde ve yine yeni projeyle ilgili bilgilerde Star Gazetesi'nin bu haberinin altında yer buluyor. Suudi Arabistan'dan İran'ı vurma tehdidi haberimizde de izledik az önce. Orta Doğu bir hayli karışık değerli izleyenler. Özellikle İran'la Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bir hayli gergin. Bu gerginliği bugün Star Gazetesi ilk sayfasından okurlarına duyuruyor. Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkentine atılan füze Tahran ile Riyad arasında gerilimi iyice tırmandırdı. Suudi Arabistan'ın Husilerin attığı füzeden İran'ı sorumlu tutup bunu savaş sebebi olarak gördüklerine ilişkin açıklamasına Tahran'dan aynı sertlikte cevap geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Suudilerin suçlamalarının adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif olduğunu vurguladı. Riyad ise füze saldırısına karşılık İran'a cevap verme hakkını saklı tuttuklarını açıkladı. Baba yiğitler sessiz ve derinden Star gazetesinde dikkat çeken bir başka haber. Yerli otomobili hayata geçirecek 5 baba yiğitten oluşan konsorsiyum ilk mesaisinde sessizlik kararı aldı. Karsan, Vestel, BMC, Turkcell ve Anadolu Isuzu'dan oluşan baba yiğitler ilk toplantısını yaptı. 5 şirketin CEO'sunun zirvesinde hangi şirketin yerli otomobilin neresinde
neresinde görev alacağı konusunda genel bir çatı belirlendi. Ankara ve İstanbul'da iki ekip halinde çalışılacak deniliyor. Hür Kuş ve Anka Asya Pasifik'e uçtu. Star'da dikkat çeken başka bir haber. Türk savunma şirketleri Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na çıkarma yaptı. 18 firma fuarda atak helikopteri, insansız hava aracı Anka, Hür Kuş, zırhlı kara araçları, silah sistemleri, roket ve füzeler, mühimmat ve silahlardan oluşan ürünlerini sergiliyor. Türk firmaları Asya Pasifik ülkeleri heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor deniliyor. Milat gazetesiyle devam edelim. Milat'ta dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni AKM'nin projesini bugün manşetinden duyuran gazetelerden yeni AKM'den en çok karşı çıkanlar yararlanacak, sembol olacak deniliyor Milat gazetesinin bu haberinde değerli izleyenler. Ve dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu, yeni başkan belli oldu, yapılan seçim neticesinde Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna dün yapılan seçimle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Tuna bu görevini 2019'daki seçimlere kadar sürdürecek, 1,5 sene sürdürecek. Bu haberde yine Milat Gazetesi'nde yer bulmuş. Akşam gazetesine bakalım. Bir sonraki grubumuzda yürüdü yararlamadı. Bugün Akşam Gazetesi'nin manşet üstü haberi olarak kendisini buluyor. Terörist başı yetersiz buldu diyor. Neyi? Pensilvanya'da Sisi'nin yayın organına konuşan Gülen, CHP liderinin yürüyüşü için müspetti ama yetersiz kaldı dedi. Mısır gazetesine konuşan FETÖ elebaşı, sözde adalet yürüyüşünde istenen sonucun alınmadığını belirterek, arkası gelmedi, daha evvelde birçok fırsat kaçırıldı dedi. Gülen, FETÖ operasyonları içinde Avrupa Birliği yaptırım uygularsa bunlar olmazdı ifadesini kullandı. Ve yine yeni AKM ile ilgili haberlerde Akşam Gazetesi'nin manşetinde duyuruluyor. Taksim'e de bu yakışır başlığıyla işte yeni Atatürk Kültür Merkezi başlığı atılmış proje fotoğraflarına değerli izleyenler sanatçılardan tam not deniliyor bu projeye ilişkin. AKM projesi sanat dünyasının ünlülerinden de tam puan aldı. Hakan Aysev bu kanayan bir yaraydı, İstanbul'a çok yakışacak diyor. Ebru Yaşar geçmişten kopmadan geleceği yakalamış bir proje derken Orhan Gencebay fevkalade bir proje. Şimdi yakışığını buldu deniliyor haberde. Putin'i darbeye destek için iknaya çalıştılar. Bugün çok konuşulacak bir mesele değerli izleyenler. Akşam gazetesinin ilk sayfasında yer bulmuş. Dugin 15 Temmuz gecesini anlattı. Kim bu Dugin? Putin'in danışmanı Profesör Alexander Dugin 15 Temmuz'a ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. CIA Putin'in etrafındaki isimleri organize etti. İç savaş çıkacak, lehimize kullanmalıyız diyerek darbeye destek olmasını istediler. Ama o ikna olmadı. Yani Putin'den bahsediyor. Karlov suikastinde de hedef Erdoğan'dı diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Profesör Alexander Dugin değerli izleyenler. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi tasfiye böyle başladı. Başlığını kullanmış bugünkü manşetine. Suudi Arabistan'daki yönetim kriziyle ilgili gelişmeleri bugün Yeni Şafak gazetesi manşetinden duyuruyor. Detayları bugün perde arkasındaki gelişmeleri bugün okurlarına duyuruyor. Suudi Arabistan'daki siyasi ve ekonomik tasfiyenin arkasından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner çıktı. Riyad'ı gizlice ziyaret eden Kushner, Veliaht Prens Selman'la gece geç saatlere kadar izleyecekleri stratejiyi belirledi. Kushner 28 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. 4 Kasım'da ise 38 prens, bakan ve iş adamı gözaltına alındı deniliyor ve bu gözaltı öyle normalde hapishanelerde değil, Suudi Arabistan'ın en lüks otellerinden birinde, Ritz-Carlton'da değerli izleyenler bu gözaltılar yapılıyor ve Ritz-Carlton'daki fotoğrafta, o durumu bir anlamda gösteren fotoğrafta yine bu haberin arkasında yer bulmuş. İran ve Lübnan'a savaş tehdidi hemen bu haberin yanında yer alan bir başka haber. Suudi Arabistan, İran ve Lübnan'ı savaşla tehdit etti. Koalisyon adına yapılan açıklamada İran'ın Yemen'deki Husilere balistik füzeler vermesinin savaş hareketi olarak görüldüğü, cevap hakkının saklı tutulduğu belirtildi deniliyor.
Darbeye hazırlık kamerada. Yeni Şafak'tan aktaracağımız bir diğer haber. 15 Temmuz'dan bir gün önce İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda yapılan darbe toplantısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kayıtların devamında darbe gecesi cuntacıların polis ve vatandaşlara ateş açma anları da görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinin başındaki Tuğgeneral Gökhan Sönmez Ateş'in okula gelişi görülüyor deniliyor. Ve son gazetemiz Diriliş Postası, Türkiye isterse yapar bugünkü başlık. Kim diyor bunu? Özellikle bu çok önemli. Yunan medyası diyor değerli izleyenler. Alman Die Welt gazetesinin Türkler beceremez, yerli otomobilden bahsediyorlar tabii ki. Türkler beceremez, paralar çöpe gidecek şeklindeki yorumuna Yunanlar diyor ki Türkiye isterse yapar. Üçüncü havalimanını nasıl başlattılar ve yapmak üzereler? İşte yerli otomobilde bu şekilde yapabilirler şeklinde Almanlara cevap Yunanlar tarafından veriliyor. Gerçekten çok ilginç günler geçiriyoruz. Evet, gazete manşet turunu burada sonlandırıyoruz. Gelişmelerle gündeme devam ediyoruz. Onlar bizim azatlığımız için canlarından geçip şehit oldular. Mezarlarını kimseye vermem. Bu sözler Azeri Nigar Nine'ye ait. 1918'de Azerbaycan'da şehit olan Kafkas İslam Ordusu'ndaki Osmanlı askerlerinin mezarlarını 100 yıldır koruyan Azerbaycanlı ailenin vefası karşısında duygulanmamak mümkün değil. Allah kabul eylesin. Gündeminden diz yedin. Allah rahmet eylesin. Azerbaycanlı Nigar Nine tüm insanlığa örnek olacak bir vefa simgesi. Çünkü ülkeyi Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran Osmanlı askerlerinin yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmamış. Bismillahirrahmanirrahim. Kafkas İslam Ordusu Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde savaştı. Azerbaycanlı soydaşlarımızın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a sefere çıktı. Bolşevik birlikleri ve Ermeni çeteleriyle savaşarak 130 bin şehit verdi. Bakü'yü kurtardı. Onlar şehittiler. Onlar atam bize göre onlar gelip burada muharebe edip, onu bize göre gelip buranı azat edipler. Hanifi Mevlayev, Hacı Kabul bölgesinde Gubalı olan köyü yakınlarında şehit olan asker ve Azerilerin kendi bahçesinde defnedilmesini istedi. 6 Osmanlı askeri 6 Azeri direnişçinin mezarının korunması için her şeyi yaptı. Ailesine de vasiyet bıraktı. O zaman da bu yerin sahibi olan aile, Hanefi Bey, bunlara sahip çıktı. Bunların kabirlerini uzun yıllar korudu. Sovyetler Birliği dönemindeki bütün baskılara bakmayarak kendi öz ailemizin kabristanıdır dedi. Hanefi Ağa kızı Nigar Hala'ya vasiyette bulundu. Bu kabirleri koru dedi. Babasının bir gün Türk kardeşlerimiz gelecek, bu mezarları korumamız gerekiyor diyerek vasiyet bıraktığı Nigar Ekberova da o emanete gözü gibi bakıyor. Hatta şehidin yerinin değiştirilmesine bile müsaade etmiyor. Uşaklar çok geldi. Bir Cefer geldi, mehman geldi ki çadır aparak mektebin yanında abide koyak, orada Türk askeri yazar. Dedim yok, o vakti şehittiler. Onlar Türk mezarıdır. Nigar Nine şehitlerimiz için sık sık Kur'an-ı Kerim okuyor, dualarını da eksik etmiyor. Allah kabul etsin. Menden de sonra gene hele mezarı saklayacaklar. Ne kadar ne ömür var, cum var, hem eşyaların üstünde balalarımız duracak. Tıpkı babası gibi kendi ailesine de şehitliğin korunmasını vasiyet ediyor 75 yaşındaki Nigar Nine. Onun bu vefasını fark eden Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, şehitler anıtının yanı başında yeni bir ev yaptırdı onun için. Hacı Kabul'ün yanı sıra Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gökçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.
Evet, basında Diyanet'le devam edelim. Vatan Gazetesi %90'ı tamamlanan Çamlıca Camii ile ilgili bir haberi bugün okurlarına duyuruyor. Değerli izleyenler, yapımı 6 Ağustos 2013'te başlanan caminin kısmetse önümüzdeki Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirileceği belirtiliyor haberde. Sabahla devam ediyoruz. 438 yıllık cami ilgi bekliyor başlığını taşıyan bir haberi bugün okurlarına duyuruyor Sabah. Beykoz'un en önemli turistik adreslerinden biri olan Anadolu Kavağı'nda geçen ay fırtına nedeniyle üzerine tarihi çınar devrilen Midilli Ali Reis Camii restorasyon için bekliyor ve vatandaşlar bu konuda yetkililerden yardım istiyor. Güneş Gazetesi dramları bitmiyor başlığıyla Arakanlı Müslümanların çilesini bugün ilk orta sayfalarından duyuruyor. Yardım çığlıkları yükseliyor. Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm devam ediyor. Bangladeş sınırında bir kampta kalan binlerce Müslüman aç, susuz, çok zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Allah yardım etsin. Tabii ki bu konuda bizleri de vesile kılsın. Önemli olan da o galiba kardeşlerimizin çığlıklarına kulak vermek en büyük görevlerimizden biri. Diriliş postası ise Bangladeş'ten Myanmar'a baskı yapın çağrısı başlığıyla bir haberi paylaşıyor. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arakanlı Müslümanlara yaptığı zulmü durdurması için Myanmar hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu deniliyor haberde. Evet, şimdi de sizleri ilginç bir müzeye götüreceğiz. Samsun'da bu müze, değerli izleyenler, Ladik ilçesindeki Ambarköy Açık Hava Müzesi'nin içinde tamamen ahşap evler, okul ve cami bulunuyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı müze ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Ambarlarda Hazreti Süleyman'ın mührünü temsil eden simge de yer buluyor. Burası Samsun'un Ladik ilçesindeki Ambarköy Açık Hava Müzesi. 300 yıllık caminin parçaları kullanılarak yeniden inşa edilen ibadethanesi ve eski ambarlarıyla ilgi çekiyor. İlginç yapıların görüntüsü havadan drone çekimleriyle daha bir güzelleşiyor. Proje 2010 yılında başlatıldı. Amaç köylerde tahıl saklamak amacıyla 17, 18 ve 19. yüzyılda yapılan ahşap yapıları korumak, gelecek nesillere taşımaktı. İlçede ambar kültürü çok yaygın Ladik ilçesinde. Bu ambar kültürü gittikçe yok oluyor. Köylülerin bağışladığı 22 ahşap ambar müzeye konuldu. Köy ortamını oluşturmak için de ahşap evler takviye edildi. Müzede 300 yıllık caminin parçaları kullanılarak yeniden inşa edilen camide yer alıyor. Osmanlı Şeyhülislamlarından Ladikli Mehmet Efendi'nin adını taşıyan cami hem ibadete hem ziyarete açık. Camide bir tane imam hatip, bir tane de müezzin kadromuz var. 300-400 yıllık bir cami. Açık Hava Müzesi'nde değirmende bulunuyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı köydeki ambarlarda Hazreti Süleyman'ın mührünü temsil eden simge de yer alıyor. Evet, programımızın sonuna geldik, ancak her zaman olduğu gibi bugünün gündemini aktararak sizlere veda edelim değerli izleyenler. Bugün malum Salı, partilerin grup toplantıları var mecliste. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin meclis grup toplantısına katılacak. Erdoğan daha sonra Nijer, Küba ve Tunus'tan elçileri kabul edecek bugün. Başbakan Binali Yıldırım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ediyor. Hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplayacak, hemen belirtelim. Başbakan, Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence de görüşecek. Belki de bu görüşmenin içerisinde en önemli konu başlıklarından biri olan vize kriziyle ilgili yumuşamalar olduğunu belirtmiştik. İşte bu yumuşamanın bugünkü gelişmeleri haber merkezimiz tarafından takip edilecek konular arasında. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ancak birlikteliğimiz saat 12'deki haber bülteniyle devam edecek. O vakte kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.